Sevgili Antalyalılar, sevgili gençler, saygıdeğer hanımefendiler, kıymetli kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Kepez'den başlayarak bir taraftan Kumluca'ya, diğer taraftan Manavgat'a kadar her köşesiyle Antalya'yla hasret gidermeye geldik. Öncelikle geçtiğimiz ay aşırı yağışlar sebebiyle sel felaketine maruz kalan Kumluca, Finike ve Demre ilçelerimizdeki vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Felaketin ilk anından itibaren devlet olarak tüm imkanlarımızla olaya müdahale ettik. Ardından da yaraları saracak adımları süratle attık. Sağ olsun bakan arkadaşlarım, gerek Sayın Soylu, gerek Vahit Kirişçi anında bölgeye ulaştılar. Ve orada hemen AFAD'la, Kızılay'ımızla, her şeyimizle orada devletin varlığını ifade ettik. Yani kardeşlerimizi o felaketin içinde yalnız bırakmadık. Niye? Çünkü biz devletiz. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu diyerek oralarda görevimizin başında yerimizi aldık. Kumluca'da 1000'in üzerinde haneye, Finike'de 226 haneye, Demre'de 7 haneye eşya desteği verdik. Toplam 883 iş yerine de nakdi destek sağladık. Zarar gören 1615 araç içinde sahiplerine maddi yardım yaptık. Sel felaketinde zarar gören 11.755 dekar tarım alanı için 2.769 çiftçimize 40 milyon liraya yakın nakdi yardım ödemesinde bulunduk. Tarım sigortası olanlar da zararlarını buradan karşılayacak. Toplamda 6.534 vatandaşımıza 137 milyon lira nakdi yardım yapıldı. Bugün Kumluca'ya gidip çalışmaları yerinde göreceğiz. Her afeti aynı zamanda gelecekte karşılanabilecek sorunları ve kaynaklarını gösteren birer ibret vesilesi olarak değerlendiriyoruz. Dere yataklarına yapılan müdahalelerle izinsiz inşa edilen köprü ve menfezlerin, buralardan geçirilen boruların, seraların, dökülen sera atıklarının yol açtığı sıkıntıları son afette bir kez daha gördük. Hatta Kumluca şehir merkezindeki selin en önemli sebebinin dere yatağı üzerinde inşa edilen pazar yeri ve park alanı olduğunu tespit ettik. Derenin üzeri kapatılan 558 metrelik bölümünün yarıya yakınını hemen açtık. Kalanlarını da üzerindeki yapıların kaldırılmasıyla birkaç ay içinde açacağız. Değerli kardeşlerim, sel bölgesinde bugüne kadar devlet su işlerimiz tarafından yapılan 1,3 milyar liralık yatırım daha büyük felaketlerin önüne geçmiştir. Buradan sizlere meseleyi kökünden çözmek için 9 taşkın koruma tesisi, 4 gölet ve 3 mendirekten oluşan 16 kalem yatırımı 4,3 milyar liralık bedelle hayata geçirmek üzere çalışmalara hemen başladığımızın müjdesini vermek istiyorum. Kamulaştırmaları süratle tamamlayarak
Bu yıl içinde yatırımlarımızın inşasına geçiyoruz. Bilindiği gibi önceki yılın Temmuz ayında da Antalya'mızın doğu tarafındaki ilçeleri yangın afetine maruz kalmıştı. Manavgat, Gündoğmuş, Alanya ve Akseki ilçelerimizde yangında zarar gören evlerin yerine inşa ettiğimiz yaklaşık 900 konuttan 427'sinin anahtarlarını hak sahiplerine teslim ediyoruz. Kalanları da yakında teslim edeceğiz. Yanan bölgelerimizde 143 bin kilo tohumu toprakla buluşturarak ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyoruz. Ayrıca yangına dayanıklı ağaç türlerini yaygınlaştırıyoruz. Bu kapsamda 2,5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Görüldüğü gibi her hal ve şart altında vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Mağduriyet yaşayan herkesin maddi manevi her türlü destekle yanlarında yer alıyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, diğer pek çok alandaki hizmetlerimiz gibi afetlerde de dünyanın en hızlı ve etkin müdahale sistemine sahip ülkesi durumundayız. İstihdam demek, esnafa ve çiftçiye bereket demek, ülkemize ve milletimize kazanç demek olan turizmde yaptıklarımızı söylemeye bile gerek duymuyorum. Antalya Havalimanımızı daha önce zaten büyütmüş ve modern hale getirmiştik. Şimdi havalimanımızı iki kat daha büyüterek Antalya'nın turizm gelirini katlayacak yeni bir adım attık. Toplamda 8,5 milyar avroyu bulan kiralama bedeliyle hem devletimizin kazandığı hem yatırım ve işletme katkısıyla Antalya'mızın kazandığı bir modeli başarıyla uygulamayı sürdürüyoruz. Turizm şehri Antalya'nın belediyelerin görevi olduğu halde yapmadıkları atık su arıtma tesislerini de hükümet olarak biz yapıyoruz. Gençler, maşallah şu anda bugün karşımda gördüğüm şu muhteşem katılım Antalya'nın nereye doğru yürüdüğünü gösteriyor. Fazla değil, 5 ayımız var. 5 ay. 5 ay durmak yok. Ve sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız? Maşallah. Ve Serik bölgesine hizmet verecek atık su arıtma tesisiyle ilgili sorunu 1,5 milyar liralık kemer ve çam yuva bölgesine hizmet verecek atık su arıtma tesisiyle ilgili sorunu da 1 milyar liralık yatırımla çözüme kavuşturuyoruz. Sahil bölgelerindeki plajları 5 yıldızlı otel standardıyla bölge halkının ve misafirlerimizin ücretsiz olarak hizmetine sunacak projeyi de hızla sürdürüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız Antalya sınırları içindeki 15 bin şezlong kapasiteli 7 plajı bu şekilde hazırlayarak hizmete açtı. Bu yıl bir kısmı da yine Antalya sınırları içinde olan toplamda 7 yeni plajı da aynı şekilde devreye alıyoruz. Eser ve hizmet siyasetiyle 20 yılımızı geride bırakırken ülkemizi her alanda yeni yatırımlarla, yeni projelerle Türkiye 100 yılına hazırlıyoruz. Gençler,
İnşallah 2023'teki Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı coşkusunu milletimize yine eser ve hizmet şöleniyle yaşatacağız. Antalya'mız da bu şölenin ilk saflarında yer almayı sürdürecektir. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Yeter ki tercihimizi eser ve hizmet siyasetinden yana yapmaya devam edelim. Kardeşlerim, şimdi Antalya'dan öyle bir ses verin ki Akdeniz'in dört bir yanında duymayan kalmasın. Hazır mıyız? Antalya 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız? Antalya Türkiye yüzyılını birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Antalya dışarıda Türkiye düşmanlarının, içeride onların maşalarının heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mıyız? Antalya bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak 2023'te Cumhuriyetimizin yeni asrını karşılamaya hazır mıyız? Rabbim sizlerden razı olsun. Antalya'ya da zaten böylesi yakışır. Değerli kardeşler. Bugün diyorlar ki AK Parti'de gençlik yok. Öyle mi? Evet. Bizim gençliğimiz gümbür gümbür Kepez'in bu alanını işte bugün doldurmuş vaziyette. Bugün sizlerle bir araya gelmişken her şehir ziyaretimizde olduğu gibi yapımı tamamlanan eser ve hizmetlerin resmi açılışını da yapalım dedik. Eğitimde ana sınıfından liseye kadar her kademede 41 ayrı okulumuzun, Akdeniz Üniversitemizin yenilenen hastane binalarının, Alaaddin Keykubat Üniversitemizin yatırımlarının resmi açılışlarını bugün burada yapıyoruz. Gençlik ve sporda çeşitli ilçelerimizde inşa edilen spor salonlarını, Kepez'deki 750 yataklı, Serik'teki 500 yataklı, Alanya'daki 1000 yataklı öğrenci yurtlarını, gençlik merkezini ve diğer yatırımları resmen hizmete açıyoruz. Çevre şehircilikte yangın, afet evlerinin yanı sıra Çeltik'teki 222 sosyal konutun ve Serik Millet Bahçesi'nin, ulaştırmada Konaklı Güzelbağ yolunun, enerjide Kemer ve Akseki trafo merkezlerinin, tarımda 37 projeye verilen kırsal kalkınma desteklerinin resmi açılışlarını bugün buradan gerçekleştiriyoruz. Vakıf eserlerini korumak için çeşitli ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz 8 caminin restorasyonunu, yaşlılarımıza hizmet için inşa ettiğimiz Muratpaşa Huzurevi'nin, çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binalarının açılışını yapıyoruz. Evet, böylece Antalya'mıza kazandırdığımız
yatırım bedeli 3,2 milyar lira, güncel bedeli 8,1 milyar lira olan 89 ayrı projenin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların gerçekleştirilmesinde emeği, katkısı, bakanlıklarımızı özellikle ve yüklenicilerimizi huzurlarınızda tebrik ediyorum. Tabii Antalya'ya yaptıklarımız bunlardan ibaret değil. Son 20 yılda şehrimize yaptığımız toplam kamu yatırım ne biliyor musunuz? 72 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 10.138 adet yeni derslik inşa ettik. Üçü vakıf, biri devlet olmak üzere 4 yeni üniversite kurarak şehrimizdeki üniversite sayımızı 5'e yükselttik. Gençlik ve sporda 19.106 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 33.000 seyirci kapasiteli bir stadyum dahil toplam 114 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Antalyalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 6 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta toplamda 2447 yataklı 22 hastane dahil 63 sağlık tesisi yaptık. Antalya Şehir Hastanemizin inşası %70 seviyesine geldi. Yatak kapasitesi 1750 olan şehir hastanemiz 285.000 metrekareyi bulan kapalı alanı ve son teknolojiye sahip altyapısıyla Antalya'ya yakışır bir eser olacaktır. Çevre şehircilikte TOKİ vasıtasıyla Antalya'da 4490 konutun yapımını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Son olarak 500.000 sosyal konut hamlesi kampanyamız çerçevesinde şehrimize 7157 konut daha inşa edecek, 23.000 altyapısı hazır müstakil ve müşterek arsayı Antalyalı vatandaşlarımıza vereceğiz. Kardeşlerim, Antalya'mızda riskli yapı olarak tespit edilen 23.358 konut ve iş yerini dönüştürdük. Şehrimizde millet bahçesi projelerimizden Manavgat Türk Beleni açtık. Seriki bugün açıyoruz. Aksu, Muratpaşa ve Kaş millet bahçelerimizi de yıl içinde tamamlıyoruz. Ulaştırmada 195 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu nereye çıkardık biliyor musunuz? 693 kilometreye çıkardık. Çeşitli istikametlerde halen yapımı süren yol projelerimizin bir kısmını bu yıl, bir kısmını önümüzdeki yıl kullanıma hazır hale getiriyoruz. Bölgenin önemli bir ihtiyacı olan korkmayın. Bölgenin önemli bir ihtiyacı olan Antalya-Alanya otoyolunu yatırım programına aldık. Antalya Şehir Meydanı, Havalimanı, Expo, tramvay hattını hizmete verdik. Antalya Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesini nereye çıkardık? 35 milyona çıkardık. Gazi Paşa Alanya Havalimanı'nı hizmete açtık. Geçtiğimiz yıl 25 milyonu yabancı olmak üzere toplam 31 milyona yakın yolcunun kullandığı Antalya Havalimanı'nın kapasitesini şimdi nereye çıkartıyoruz? 80 milyon. Antalya Havalimanı'nın ne hale geleceğini görün.
Kaş ve Alanya yat limanlarını kazandırdık. Manavgat ırmak ağzı düzenlemesini ve yat yanaşma yerini tamamladık. Gazi Paşa ve Demre yat limanlarının yapımı ile ilgili çalışmalar sürüyor. Tarım ve ormanda Antalya'ya 21 baraj, 2 içme suyu tesisi, 62 sulama tesisi, 1 arazi toplulaştırma projesi, 102 taşkın koruma tesisi, 3 gölet, 1 yeraltı depolama tesisi ve 20 hidroelektrik santrali inşa ettik. Durmak yok. Yola devam. Yapacağımız çok iş var. Antalya'da toplam 71 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek olan 6 barajın yapımı devam ediyor. Son 20 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle Antalya'da 518 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. İnşaat safhasında yer alan 8 sulama tesisimiz ile toplam 121 bin dekar araziyi daha sulayacağız. Antalyalı çiftçilerimize toplam 2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide 2 yeni organize sanayi bölgesi, 2 teknopark, 18 araştırma geliştirme merkezi ve 1 tasarım merkezi kurduk. Şehrimizdeki işverenlerimize toplam 12 milyar lira tutarında prim teşviki verdi. Böylece Antalya'da 388 bin olan aktif sigortalı sayısının bugün 1 milyon 51 bini geçmesini sağladık. Enerjide Antalya, Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Muratpaşa ve Serik'e doğalgaz arzını sağladık. Diğer ilçelerimize de doğalgaz arzı sağlayacak projeleri hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi ne kadar özetlersek özetleyelim, Antalya'ya yaptıklarımız saymakla bitmiyor. İnşallah 2023'te sizlerden alacağımız destekle önümüzdeki dönemde şehrimizi çok daha büyük eserlerle, hizmetlerle, yatırımlarla buluşturacağız. Değerli kardeşlerim, Ziya Paşa ne diyor? Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Biz de 20 yıldır eserlerimizle, hizmetlerimizle konuşuyor, yatırımlarımızla sizlerin karşınıza çıkıyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini bu anlayışla tamamladık. Bugün hamdolsun bölgesinde ve dünyada söz sahibi, iddia sahibi, güç sahibi, vizyon ve proje sahibi bir Türkiye var. Salgından savaşa, krizlerin kol gezdiği, enerjiden gıdaya, her alanda dünyanın sıkıntı yaşadığı bir dönemde dahi ülkemizi hedeflerinin menzilinde tutmayı başardık. Daha önemlisi bu mücadeleyi ve elde ettiğimiz kazanımları içerideki tek parti devri artı kifayetsizlere rağmen yürüttük. Attığımız her adımda, başlattığımız her reformda karşımızda ilkel ve sapkın bir zihniyeti bulduk. Milletimizin karşısına hangi projeyle çıktıysak ne dediler? Yaptırmayız. Ülkemizi hangi hedefe yönelttiysek ne dediler? Yaptırmayız. Şehirler bize
hangi yatırımları götürdüysek ne dediler? Yaptırmayız. Niye diye sorduğumuzda da arsızca bizim işimiz bu diye cevap verdiler. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Bunlar karşımıza yapamazsınız diye her dikildiklerinde yaparsak biz yaparız diyerek azimle, kararlılıkla, gayretle yolumuza devam ettik. İşte bugün Kepez bunu söylüyor. Türkiye kendine biçtiği tek misyonu yaptırmamak, ettirmemek olan bir muhalefete rağmen bugünlere geldi. Evet, yarın değil, hemen şimdi. Yarın değil, hemen şimdi. İşte ülkemiz yeni bir seçimin arifesinde. Karşımıza yine bir yaptırmayız ittifakıyla çıktılar. Üstelik bu sefer sadece bize yaptırmayacaklarını söylemekte yetinmiyor. Kendi aralarında da aynı taktiği izleyeceklerini ilan ediyorlar. Geçmişte 10 yıllarını kısır siyasi çekişmelerin, çok başlılığın, koalisyonların,
siyasi dağınıklılığın yol açtığı kayıplarla heba eden Türkiye'ye tek vaatleri yine aynı düzeni geri getirmek. Ama yapamayacaksınız. Antalya, Türkiye bunu size yaptırmayacak. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ana kademe çalışmaya var mıyız? Kadın kolları çalışmaya var mıyız? Gençler çalışmaya var mıyız? Evet Allah, ben size inanıyorum. Size güveniyorum. Biz milletimizi vesayetin cenderesinden kurtarılmış olmakla övünüyoruz. Bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyor. Bu defaki vesayetin adı ne biliyor musunuz? Altılı masadaki vesayetin adı siyasi vesayet. Biz ülkemizi siyasi ve sosyal kaos ikliminden çıkarmakla gurur duyuyoruz. Bunlar kendi kaoslarını oluşturmaya çalışıyor. Biz Cumhuriyetimizin yeni asrına Türkiye 100 yılı vizyonu damgasını vurmak için çalışıyoruz. Bunlar ülkeyi tekrar kendi içine kapatmaya çalışıyor. Velhasıl nereden tutsanız elinizde kalan bir anlayışla karşı karşıyayız. Üstelik millete söyledikleri sözleri uygulayabilecekleri hiçbir hukuki zemin mevcut değil. Seçimden sonra böyle bir hazırlıkları ve niyetleri olduğuna dair işaret de yok. Türkiye eskiden yürütmede iki başlılığı kaldıramadığı için ağır bedeller ödediği siyasi, sosyal, ekonomik krizler yaşamıştı. Bunlar iki de değil, altı başlı bir yürütme peşinde koşuyor. Allah akıl, fikir, izan versin. Ortada vizyon namına, program namına, proje namına hiçbir şey olmadığı için istemezlikçülük dışında bir şey de söylemiyorlar. Mesela geçtiğimiz yıl Antalya'ya yurt dışından 25 milyon turist geldi ya, bunlara göre hepsi de kapıları suratlarına kapatmamız gereken yabancılarmış. Kafaya bak ya. Sadece Rusya ve Ukrayna'dan 100 bin kişi. Aradıkları huzuru ve refahı burada buldukları için nereye geldi? Antalya'ya geldi. Aynı şekilde Avrupa ülkelerinden, Orta Doğu ülkelerinden, dünyanın dört bir yanından insan dinlenmek, eğlenmek, kaliteli vakit geçirmek için nereyi tercih ediyor? Antalya'yı. Peki bu kadar insan Antalya'ya gelince biz ne kazanıyoruz? Milyonlarca vatandaşımız iş sahibi oluyor mu? Oluyor. Yüz binlerce üreticimiz, çiftçimiz, mülk sahibimiz malını değerinden pazarlayabiliyor mu? Pazarlayabiliyor. İnşaattan ulaşıma, sanayiden enerjiye tüm sektörler canlanıyor mu? Canlanıyor. Öyleyse yurt dışındaki yatırımcılara Türkiye'ye gelmeyin demenin manası nedir? Kim diyor bunu? Kim diyor kim? Bay Kemal. Ya bunlarda utanma sıkılma yok. Ülke içindeki yatırımcıları, onlara da ne diyorlar? Size bunların hesabını soracağız. Kafaya bak ya. Kime neyin hesabını soruyorsun? Eğitimde her türlü adımı bunlar attı. Sağlıkta her türlü adımı bunlar attı. Ulaşımda 6100 kilometreden alıp 20800 kilometreye yollarımızı bunlar ulaştırdı. Viyadüklerimizi bunlar yaptı. Köprülerimizi bunlar yaptı. Neymiş? Onlara şimdi hesap soracakmış. Sıkar sıkar neyin hesabını soruyorsun? Bu millet size bunun fırsatını vermez. Sandıklarda da size bunun fırsatını vermeyecek. Onun için çok çalışacağız. Huzurumuza kasteden
terör örgütü yandaşlarına bunlar yüz vermedi mi? Bay Kemal bu teröristlerle kol kola dolaşmadı mı? Hala bunların önünü açmaya gayret etmiyorlar mı? Ama Cudi'de bunların hesabını biz sorduk. Gabar'da bunların hesabını biz sorduk. Tendürek'te bunların hesabını biz sorduk. Besler Deresi'nde bunların hesabını biz sorduk. Şimdi bu teröristler nerede? Güney'e gittiler. Ve yine devam ediyoruz edeceğiz. Emperyalistlerin değirmenine su taşıyacak eyyamcılığın anlamı nedir? Soruyorum. Kendi ülkesine ve milletine düşmanlık eden böyle bir siyaset anlayışının dünyanın başka bir yerinde örneği var mıdır? Yoktur. Göremezsiniz. Çünkü hiçbir ülkede siyasetçi yediği ekmeği, içtiği suyu, soluduğu havayı zehirlemeyi aklından bile geçirmez. Tam tersine milli meselelerde her türlü farklılığı bir kenara bırakıp kendi devletinin, kendi hükümetinin etrafında sımsıkı kenetlenir. Türkiye'nin her meselesini çözdük. Sadece işte bu muhalefet sorununu halledemedik. Kardeşlerim, savunma sanayinde neler olduğunu görüyorsunuz. Artık bizim İHA'larımız var mı? SİHA'larımız var mı? Akıncılarımız var mı? Kızıl elmamız var mı? Herkes şimdi bunları kıskanıyor. Bay Kemal, sen nerede dolaşıyorsun ya? Senin yavruların nerelerde dolaşıyor? Biz Tayfun'u şu anda ateşledik. Menzili ne kadar Tayfun'un? 561 kilometre. Yunanlılar ne yaptı? Telaşa kapıldı. Hemen gazeteler başlıkları attı. Ya bunlar Atina'yı vuracaklar. Ya bizim böyle bir derdimiz yok. Yeter ki siz Ege'de bizimle uğraşmayın. Ege'de bizimle uğraşmadığınız müddetçe biz sizlerle uğraşmayız. Bizim yapacak daha çok işimiz var. Tamam? Hazır mısınız? Şöyle kaldıralım bakalım. Elleri kaldıralım. Öyle bir seslenelim ki, öyle bir haykıralım ki, evet. Sadece Türkiye değil, inşallah. Dünyada duysun. Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Burada olduğu gibi kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Sağ olun. Var olun. Günümüz mübarek. Geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Cumhur İttifakı olarak kararlı bir şekilde yola devam ediyoruz. Sağ olun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Manavgat'ta yapımı tamamlanan Çeltikçi sosyal konutlarından 5 ailemiz anahtarlarını buradan takdim edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'u sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, öncelikle Manavgat 222 sosyal konut
teslim edecek anahtarlardan ilk ailemiz Memiş ailesi. Buyurunuz efendim. Cevdet Memiş ve ailesini davet ediyoruz. Memiş ailesine çok teşekkür ediyoruz. Evet, Memiş ailesine çok teşekkür ediyoruz ve saygılarımızla uğurluyoruz. Buyurun lütfen. Şimdi de ikinci olarak Şeref Aslanbaşı'yı davet ediyoruz. Şeref Bey, buyurunuz lütfen. Arslanbaşı ailesine Şeref Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Saygılarımızı doğruluyoruz. Şimdi de Kondu ailesini davet ediyoruz. Sayın Adem Kondu ve Meryem Kondu hanımefendi, buyurunuz lütfen. Evet, Kondu ailesine de hayırlı olsun diyor ve saygılarımızla uğurluyoruz. Buyurunuz, çok teşekkür ederiz. Şimdi de Sayın Murat Deniz'i davet ediyoruz. Murat Bey, buyurun lütfen. Evet. Sayın Murat Deniz'e de hayırlı olsun diyoruz. Saygılarımızla uğurluyoruz. Teşekkür ederiz. Buyurun. Son olarak Köksal Demir ve ailesini davet ediyoruz. Köksal Demir, Esra Demir, İbrahim Kaya ve Şükriye Kaya. Buyurunuz lütfen. Evet, Köksal Demir ve ailesine hayırlı olsun diyoruz. Saygılarımızla uğurluyoruz. Buyurunuz lütfen. Çok teşekkür ederiz. Saygılar hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şimdi de Antalya'da yapımı tamamlanan tüm projelerin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı
sayın bakanlarımızı, sayın genel başkan yardımcılarımızı, sayın milletvekillerimizi, sayın MKYK üyelerimizi. Sayın Antalya Valimizi, Sayın TOKİ Başkanımız ve İlbank Genel Müdürümüzü, AK Parti Antalya İl Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Hazır mıyız? Maşallah bu ihtişam şimdiden seçime sinyal veriyor. Antalya evelallah patlayacak diyor. Sandıkları patlatacağız diyor. Buna hazırız değil mi? Cumhur İttifakı olarak inşallah 2023 seçimlerinin muzafferiyeti, galibi hep beraber biz olacağız. Tamam? Öyleyse şu anda kordelamızı kesiyoruz. Tüm eserler Antalya'mıza, Antalyalılara hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da yapımı tamamlanan tüm projelerin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz saygıdeğer Antalyalı hemşehrilerimizin, aziz milletimizin hizmetine sunmuştur. Hayırlı ve uğurlu olsun.
sahipkar lider, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.